Herkese mesai saatinden merhaba. Ben Tarık Tekgözlü. Yeni bir konuyla yeni bir konukla karşınızdayız. Belediye işçisi Erdal Büyüktaş'la birlikteyiz. Yaklaşık 1,5 yıl önce taşeron işçisiyken kamuya alınan işçilerin sorunlarını masaya yatıracağız. Hoş geldiniz. Naber, hoş bulduk. Yaklaşık 1,5 yıl oldu. 4 Aralık 2017'de çıkarılan kanun hükmündeki kararname ile kamuda çalışan taşeron işçileri kamuya alındı. Tabii bunu mevcut hükümet yaklaşık 1 milyon 20 bin işçinin kadroya alındığını söyledi. Ama kimi işçilerimiz kadroya geçmediklerini söylüyor. Peki siz belediye şirket işçisiniz. Kadrolu da diyemedim size. Siz kadrolu musunuz? Önce oradan başlayalım. 1 milyon 20 bin işçi kadroya geçti mi? 1 milyon 20 bin işçi kadroya geçmedi. Ben belediye şirketi işçisi ve belediyelere çalışan, belediye iktisadi teşekküllerinde çalışan 450 bin insan kadroya geçmedi. Bunlar en basit, en büyük grup bu zaten. 450 bin kişi. Burada 450 bin kişi kadroya geçirdiği iddia ediliyor ama bizler A şirketinden B şirketine bir matematik problemi gibi geçirdik. Başka hiçbir şey yapılmadık. Patronumuzun adı değişti. Patronumuzun adı 5 yılda bir değişmeye devam edecek. 5 yıl sonraki seçimlerde kim belediye başkanı olsa bizim patronumuz olacak. İş güvencemiz kat'i ve katiyen yoktur. Bu belediye iktisadi teşekküllerine geçerli olan şeyi söylüyorum. Geri kalan yaklaşık bir 500-600 bin insan içinde geçenlere baktığımızda hiçbiri Maliye Bakanlığı'na bağlı olarak maliyeden bir bütçeyle değil, geçtikleri kurumlarda döner sermayeden maaşlarını alan insanlar. Yani bu kurumun bütçesi nedir? Atıyorum bir herhangi bir hastanenin kurumun bütçesi, o bütçeden maaş alan insanlar bunlar. Karayolları 15 bin insan geçmedi. Kitler 80 bin insan geçmedi. Hastanede çalışan, HBS çalışanları, şoförler, bütün hastane sadece şu hastane şoförler değil, tüm kurumlardaki şoförler hiçbiri geçmedi. %70'e takılanlar diyelim biz İşten bunlara. çıkarılanlar oldu mu ayrıca? İşten çıkaranlar tabii ki oldu. Bunlar kimlerdi? Birincisi yaşa takılanlar oldu. İkincisi Joker yerine izindeyken Joker kullanılan personel arkadaşlarımız oldu. Bunlar çıkartıldı. Güvenlik soruşturmasından kalanlar çıkartıldı. Belediyeler bu konuda biraz da inisiyatif kullanıp bu personelleri çalıştırmaya devam ediyor ama hani bunun da önü açık. Her an her şey olabilir. Peki şeyi sorayım ben. Siz taşeron işçisiyken aldığınız ücret, sosyal haklarınız ya da sizin statünüzde olan yani belediyede çalışan taşeron işçilerin kamuya alınmadan önceki ücretleri, sosyal hakları neydi aşağı yukarı? Şimdi nasıl? Bir fark var mı ücretlerde, sosyal haklarda? Var tabii. Nasıl var size şöyle açıklama geçeyim. Ben taşerondayken yüzde dilimim %70'ti. Taşeronda çalışırken benim belediyem asgari ücretin %70 fazlasını bana vermek zorundaydı. Bu anlaşmalar sürekli bu hususta yapılıyordu. Bu sene kadroya geçmemizle beraber asgari ücret arttı. Fakat bizim maaşlar %6'lık zam dilimine bağlandı aldığımız maaş üstünden. Şu anda mevcutta çalışan taşeronlarda şoför olarak çalışan kişilerin maaşları aramızdaki fark 1000 liranın üstüne çıktı. Biz daha da geride kaldık. Haklar olarak, özlük haklar olarak hiçbir hak zaten yok. Bir sendikal olma hakkımız var. Onu da kurum amirleri arzu ederse sendikaya toplu sözleşme oturuyor. Yoksa da 2021 yılına kadar beklemek zorunda kalacağız. Peki şeyi sorayım. Hani kamuya alınan bir belediyede çalışanlar kamuya alındı. Belediye şirketlerini. Bir de merkezi idarelerde alınanlar. Onlar şirket değil, onlar kamuya alındı ama statüleri farklı. Hani aynı şey yapsa da farklı ücret alıyorlar. Sendikalı olma hakkı var fakat toplu sözleşmeden yararlanamıyorlar sizin Evet. dediğiniz gibi 2021 yılına kadar. Evet. Peki bu kamuya geçenler arasında bir fark var mı? Yani belediye şirket işçilerinin aldığı ücret sosyal haklarla kamuya alınan işçilerin sosyal haklarına bir fark var mı? Merkezi idareye alınan Tabii işçilerin. ki fark var. Mesela Örneğin TED'ye tediyelerde onlar tam olarak alıyor. Biz 10 günlük, onlar 52 günlük bir tediye alırken biz 10 günlük bir tediye alıyoruz. Onlar hani burada bir avantajları zaten budur ama onların kadroya geçişlerinde ise yaşanan sıkıntı da şeydir.
Bunlar asgari ücretin %10'una %20'sine çalışıyordu. Ve şu anda tahminim var ki gelecek sene bu arkadaşlarımız eğer ki bu asgari ücret toplu sözleşmeler geçmezse 2021 yılına 21 yılından önce arkadaşlarımız asgari ücretten daha düşük maaşa düşecekler. Bu işte çünkü %4 saniyesinde eriyen bir rakam. Yıl sonuna doğru bir dilime giriyorsunuz, sigorta dilimine. Buradan kesilen maaşlar arkadaşlarımız zaten bizler de aynı şekilde asgari ücretten daha düşüğe giden bir maaşlarımız olacak. Yani personeller, çalışan insanlar bugünkü asgari ücretten daha düşük maaşa çalışmak zorunda kalabilecekler. Anladım. Şimdi giriş yaparken aslında eksik bıraktım. Onu da izninizle söylemiş olayım. Malum Erdal Bey de bu taşerona karşı mücadelede İstanbul ayağını yürüten mücadeleci arkadaşlarımızdan biriydi. Kendisini de tanıtmışken diğer arkadaşları da burada tanıtalım. Selam yollayalım daha Evet. doğrusu. Buradan başta Şaban Çekil abimiz olmak üzere Salih Örsbey'e, Rıfat Özerdal'a, Kadriye Sağıroğlu Hanım'a buradan selamlarımızı yolluyoruz. Bu saydığım isimler daha birçoğu da belki burada sayamadığımız birçok arkadaşımız da vardır. Onların da affına sığınıyoruz. Türkiye'de kadro mücadelesi yürüten arkadaşlarımızdı. Buradan kendilerine selam yollamış olalım Evet, hep iyi de oldu. birlikte. Siz dediniz ki peki kitlerde durum ne? Yanlış hatırlamıyorsam Kitler hiçbir alınmadı. hiçbir alınmadı. Bir 80 bin dediniz galiba. Evet. 80 bin, Evet. 85 bin diye bir Evet. rakam söyleniyor. Bununla ilgili yanlış hatırlamıyorsam Türk İş Konfederasyonu'nun bir cumhurbaşkanı ile görüşmesi olmuştu. Orada bir söz verildi diye hatırlıyorum. Üstünden de bayağı uzun bir süre geçti. Onun da arkası getirilmedi herhalde. Yani verilen sözler niye tutulmadı? Malum seçimde birkaç seçim de geçirdik üstünden. Yani bir tabiri caizse bir oy deposu da sayılabilir. 85 bin ama gördüğümüz üzere İstanbul'da da ufacık oylarla da seçimler kaybedilebiliyor. Ama hükümet niye bu noktada bir adım atmadı sizce? Şimdi şöyle diyeyim, verilen söz tutmadı. Aslında sadece 80 bin insan için değil, şu anda mevcutta çalışan o 1 milyon 20 bin insan için verilen sözün hiçbiri tutulmadı. Bu başlı başına aslında bir sorundur. Ne yapıldı? Bir tık hani eski oranla bir şeyler yapılmaya çalıştı. İsimler değişti, Taşeron yerler. aradan çıktı. Taşeron şu firmalar aradan çıktı. Şu oldu, bu oldu. Hatta şöyle bir şey de vardı. Cumhurbaşkanımızın bir sözü vardı. Taşeron şirketlerinin kazancı atıyorum 300, 300, 500, 500. Bu işçiye aktarılacak dendi. Şimdi gelin çıkalım sokağa hep beraber soralım. Kaçına bu para aktarılmış? Yani söz vermek sıkıntı olmuyor. Tutmamak da sıkıntı olmuyor. Aslında bunun en büyük sebeplerden bir tanesi de hani işçiler de artık sendikalarda biraz elini taşın altına koyup bu konuda bir ses yükseltmeye ihtiyaç var. Verilen söz bu değildi. Yapılan sözler bunlar değildi. Şimdi Ergun Bey bana söz verdi diyor. Cumhurbaşkanı bu sözü tutmuyorsa, Cumhurbaşkanı bu sözü tutmuyorsa bunun sorumlusu, buna karşı çıkacak olan işçiden önce işçi önderleri olması lazım. Ya ben her zaman söylüyorum hani işçiler artık sendikaları ayaklandırmaya çalışıyor. Hani o 80'lerde, 90'larda ya da 60'lardaki bir sendikal hareketlilik. Sendikaların işçileri eylemsel hareketlere sokması. Şunlar bunlara geçecek. Bunların hiçbiri gerçekleşmiyor. Onun yerine işçiden talep gidiyor. Hani yapalım. Bir Evet. eylem yapalım. Biz bunu kendimiz arkadaşlarımızla, o Kadıyaman'da olsun, diğer arkadaşlara gittiğimiz yerlerde biz bunları dile getirdik. Hani olumlu bir cevap aldık mı? Almadık. Peki şeyi sorayım. Ben işte bu kanun hükmündeki kararnameyle işte kamuya alınan mücadele, daha doğrusu şöyle ifade edeyim, yanlış ifade ettim. Bu KYK'dan önceki mücadeleye şahit oldum. İşte kimi zaman sizlerle de görüşme fırsatım da oldu. O dönem bayağı bir yoğun bir çalışma da yürütüldü. Hem sosyal medyada olsun hem alanda olsun bir Evet. çaba da ortadaydı. Fakat siz şu an bir memnuniyetsizlik ifade ettiniz. Yani tam olarak kadro alınmadığını söylüyorsunuz. Fakat baktığımızda sosyal medyada öyle bir etki olduğunu göremiyorum. Yani düne göre şu an daha pasif bir durum söz konusu. Örneğin siz dediğiniz gibi belediye şirketlerine geçen işçiler kadroya alınmadı. Peki niye belediye şirket işçilerine geçen işçilerin sesi çıkmıyor? Ya da diğer merkezi idarelerde alınanlarda da problem var.
Ben Evet. size şöyle ifade edeyim onu. Şimdi ben bunu bir programda da dile getirmiştim. Hatta bir toplantımızda da oradaydı, yanlış hatırlamıyorsam bir konferansta. Memlekette anam aradı, kadroya geçtin diyor. Ben diyorum ki anacığım ben kadroya geçmedim. O diyor ki geçti. Cumhurbaşkanımız öyle ifade etti diyor. Ben geçmedim diyor. Şimdi oğul anneyi ikna edemiyor. Birincisi buydu. Herkes onların kullandığı medya ağı tamamen bu konuyu, yani ondan önceki bir medya bu sorunun herkes tarafından bilinmesini sağladı. Yani nasıl bir medya diyeyim. Kendi medyalarda olsun, muhalif medyalarda da olsun taşeron sorunu hep vardı. Çünkü onların ağzından çıkan kelimeler vardı ve bu sorunu ortaya koymuştuk. İşçiler olarak, çalışanlar olarak, Şaban abi olsun, Salih Örs olsun, Kadriye Hanım olsun. Bunlarla hep beraber bu sorunları ortaya sermiştik. Biz Kadriye Hanım'la yanlış hatırlamıyorsam iki tane eylem yap dedik. Kadıköy'de basın açıklaması yap dedik. Bu sorun vardı. Bu sorunun üstünden basın açıklaması yapmak kolay da. Şimdi biz o kitlerdeki çıkan arkadaşlarımız, biz kadroyu almadık diyor. Karayolundaki arkadaşlarımız Cumhurbaşkanlığı mitinginde biz kadroyu almadık diyor. Provoke etmeyin, kadro aldınız diyor. Şimdi diyorum ya, o adam eve gittiğinde kimse ona inanmıyor. Artık sosyal medyada da bize inanmıyor. Bunlar iyice coştu tarzında kelimeler falan filan dönüyor. Ama hani bunun aslında çözüm yollarından bir tanesi, hakikaten sendika başkanlarından biz bu konuda hakikaten elini taşın altına koymayı istiyoruz. Bunlar kendi dilleriyle bunları tekrar ifade etmeleri ve hükümet kanadında makam sahibi olan insanlara bunu ele almalarını sağlamaları lazım. Hani bir işçi olarak, Erdal Büyüktaş olarak üstümüze düşen görevleri biz zorlu şartlarda yerine getiriyoruz. Hani işçiler eyleme çıkmak istiyor. Ben bunu bizim kendi bulunduğumuz sendikalarda da yaşadım. Hani ben soruyorum, diyorum ki biz toplu söz TİS için, toplu sözleşme için eylem yapacaksak yahut da şunu yapacaksak, bir hareketlilik yapacaksak, belediye başkanlarına karşı değil, gelin bu TİS'i almanın yolu bize verilmeyen kadroyu tekrar aramaktır. Bunu kendi bulunduğum sendikanın tüm yöneticilerine söyledim. Bulunduğumuz makamdaki bütün yöneticilere söyledik. Herhangi bir hareketlilik olacağını zannetmiyorum. Diyorum ya, işçi cırız 3-5 tane ses. Bakmayın siz, aslında var. Herkes de bunun farkında artık. İşçiler, bizim sosyal medyada örgütlü olduğumuz arkadaşlarımız da var. Adana'dan var, Aydın'dan var, Hatay'dan var. Yani var, insanlar bunun farkında. İş güvencesinin olmadığının hepsinin farkında. Siyasetin bu işi eline yüzüne bulaştırdığının herkes farkında. Çünkü son dönemlerde seçimden sonra işçi çıkartmalar olmaya başladı da siz de fark ettiniz ki, toplum da fark etti ki, hani bunlar kadro almıştı demeye başladılar. Hani bu rüzgarı yakalamamız Peki lazımdı. şeyi sorayım, yani kadro nasıl bir kadro istiyorsunuz siz? Yani kadro neyi ifade ediyor sizin için? O ayrımı bir anlatabilir misiniz? Kadro şu anda içinde bulunduğum durumun tam tersini ifade ediyor. Çünkü ben şu anda kadrosuzum. Durum Yani bir oradan... kadrolu işçi tarifi nedir sizin için? Öyle söyleyeyim. Birincisi iş güvencesi olacak. Tabii ki bu bir dokunulmazlık zırhı adı altında değil. İş güvencesi olacak. Yarına umutla bakacak. Yani ben bugün şöyle söyleyeyim size. Benle aynı işi yapan belediyede bir kadrolu kişi 6.500 lira maaş alırken ben 3.000 lira alıyorum. Bu Ücret farkı da var tabii ki, diyorsunuz. tabii ki çok büyük ücret İş farkı var. aynı ama ücret farklı. Tabii yani iş aynı. Hatta daha fazla yoruluyorsun. Çünkü ekstrem işler sana yığılabiliyor. Ama kadro dediğimizde dediğim gibi ilk başta iş güvencesi olacak. Yarına umutla Ama bakacağız. eşit işe eşit ücret Tabii ki, talebiniz var. tabii Yani tabii işte 6 bin şey. liraya 3 bin liraya mı Yani indirsinler? ya üç indirsinler ki Ya herkes da bu 3 bin sorunu liraya 6 aslında bine mi bu çıkarsınlar? sorunun çözümü burada. Hani biz bazen orada memur arkadaşlarla şakalaşırken hani biz bundan önceki programlara çıktığımızda haberler vardı. Şakasına söylediğimde ben bu konuyu dile getireceğim medyada. Onlar da bizim seviyeye gelsin ki çektiğimiz şeyleri anlasın. O da Tabii siz bunu ironi olarak tabii ki onlar, söylüyorsunuz. ama onlar, ben ironi olarak söylüyorum ama onların gözleri büyüyordu. Yani sinirleniyorlardı Siz bana. esas itibariyle 3 bin liranın 6 bin liraya Tabii ki. çıkarılması, Yani tek ben 3 yani bin liraya o geçmiyorum. Kastane çalışanları 2.300 lira maaş alıyor. Kendisiyle beraber aynı iş konunu yapan kadrolu bir insan
Ondan belki %70 daha fazla, %80 daha fazla arıyor. Tek bu bende geçerli olan bir şey değil. Ha bakın, bir şey daha komik söyleyeyim. Şu anda taşeron şirketinde çalışan insanların maaşı benimkinden fazla. Ben sözde kadroya geçirmiş bir personelim. Şoförlerin maaşı mesela şu anda benimkinden 1000 lira, 1200 lira fazla. Onlar daha rahat. Keşke taşeronda kalsaydık demeye başladık biz. Demeye başladınız, anladım. Yarım bırakmışsınız sözünüzü, araya girmiştim. Siz şeyi sayıyordunuz. Kadrolu olmak için işte şöyle şöyle olması gerekir diye. Oradan devam edebilirsiniz. Ya kadrolu dediğim gibi hani eşit işe eşit ücret, sosyal haklar, toplu sözleşmeler, bütün yardımlar, yakacak yardımından tutun da, kıyafet yardımından tutun da, bütün yardımlardan faydalanmak istiyoruz. Bir de hani vatandaş da bilmiyor. Kiminle muhatap olduğunu bilmiyor. Aa, size kadro verdi diyen çok var insan. Fakat üstümüzde bir resmi kıyafet olduğu için yani bizi kadrolu zannediyor ama halka biz bunu anlattığımızda nasıl size kadro vermediler diyebilen insanlar. Yani dediğim gibi basit şeyler. Eşit işe eşit ücret, sosyal haklar, toplu sözleşme, bunların tamamına hak ettiğimizi düşünüyoruz. Çünkü İş güvencesi. iş güvencesi, bunların hak ettiğimizi düşünüyoruz. Çünkü toplumda şöyle bir şey var. Devletin taşeronu olmaz. Devlet hizmetinde taşeron olmaz. Ben bu yolu halka yapıyorum. Ben bu temizliği halka yapıyorum. Sokaktaki asfaltı yaparken halka yapıyoruz. Biz taşeron şirketin sahibi gelsin gelsin ne diye. Bu halka yapılan bir hizmettir. Halka yapılan hiçbir hizmet taşeron olarak yapılmaz. Bugün taşeron olarak yaparsanız her şey elinizde patlar. Bizler bakıyoruz. Yaptığımız hizmetten kim faydalanacak? Aslında sorunun çözümü burası. Halk faydalanıyorsa, bu hizmet halka yapılıyorsa bu işin adı taşeron olmaz. Bu hak gaspıdır. Kul hakkıdır. Peki şeyi sorayım, ne kadar zam aldınız? %4. %4. Evet, 6 ayda bir %4. %4 aldınız. Şu an hiç ses çıkmıyor. Ne kadar bu tekabül ediyor aşağı yukarı ortalama? Kaç liraya 3000 yani? lira, 300 lira, 150 lira, 120 lira. O da benim yemek O da paramı 3000 lira düşürtüyor. alırsa. 100, 120 lira. Evet, 3000 liradan 120 lira yapıyor. O da benim yemek paramı 15 liradan 8 liraya düşürdü. Ben maaşıma zam alamadım. Aynı maaşa. Ben geçen seneki Peki maaşı bu aynı son. ciddi bir rahatsızlık neden oldu mu? Hem kamuda, yani kamuda, belediye şirketlerinde de, merkezi idarelerde de kamuya alınan işleri tümünü Tabii ki. kapsıyor. Hani insanlar Kısmını şikayete kapsıyor. başladı, geçinemiyoruz. Sosyal medyada bunların takibini yapıyoruz. Sohbet ettiğimiz insanlar da fazlasıyla mevcut. İnsanlar geçinemiyor Tarık Bey. Hani yaşam standartları ağırlaşıyor. Yani düşün, tamam ben başka bir şey istemiyorum. Bana sigaraya yapılan kadar zam yapasın, başka vallahi istemiyorum. %50 dilim olarak sigaraya yapılan zam ya da doğalgaza yapılan zam yapsınlar, ben susacağım. Ama İşte ne siz kadar ücret zammı olması gerekiyordu? Siz şimdi %4'e karşı çıkıyorsunuz. Enflasyon ne kadardı siz %4 aldığınızda ilk başta? %20 %20 miydi o %20 zaman? civarlarında falandı. Yanlış hatırlamıyorsam bize %4'ü hak gördü. Peki bu kadar sorun dile getirdiniz. Bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bir daha öncesi, yani kadro demeyeyim de kamuya alınma öncesinde verilen bir mücadelenin fitili tekrar ateşlenir mi? Ne olur? Nasıl bir yol haritası izlemeyi düşünüyorsunuz? Ateşlenecek Tarık Bey. Nasıl ateşlenecek? Şimdi önümüzde bir bayram süreci var. Bu tatil süreci geçirdikten sonra arkadaşlarla görüştük. Birincisi meclis ayağına başlayacağız tekrardan. Mecliste bizim adımıza verilmiş 3 tane yasa teklifi bekliyor. Taşeron işçi aranına, belediye Onların şirket. içeriğinden de bahseder misiniz? Tabii ki Neler vardı? ben belediye şirket işçi aranına verilen 3 tane yasa teklifini Ömer Fethi Gürer, Feridun Bahçi. Şey çok önemli değil, hani içerik tam olarak ne İçerik o? olarak Hatırlıyor musunuz? İçerik olarak hani bizim isteklerimizde eşit işe eşit ücret, kamuda iş güvencesi, bu şekildeki az önce bahsettiğimiz konularla alakalı başlıklar adı altında haklarımızı tamamen teslim edilmesi, %4 artı 4 yerine normal asgari ücret zammı artı enflasyon farkı ile alakalı yasalar sunuldu. Biz burada seçim öncesindeki dönemde İstanbul'a gelen milletvekilleri, ikinci seçim döneminde İstanbul'a gelen milletvekilleri o kim olsa olsun yakaladık. O süreçte dertlerimizi anlattık. Onlar bize işte bu seçim süreçlerinin geçmesini beklememiz gerektiğini söyledi. Biz de bekledik saygıyla. Ama bu iş bayramdan sonra tekrar başlayacak. Umudumuz o yönde. Arkadaşlarım da bu konuda zaten bekliyor. Hemfikirler. İlk başta Twitter eylemleriyle başlayacağız. Twitter'da tag açılacak. Belediye şirket işçileri ve kamuda bütün kadrosu kalan tüm taşeron işçiler için. Biz yine bu yoldan başlayacağız. Ondan sonra bir meclis ziyaretimiz olacak. Mecliste basın açıklaması yapılacak. Ve mesela bu sosyal medyada
Yine programlar olacak. Eğer çıkabilirsek ulusal kanallarda uğraşıyoruz da ulaşmaya da çalışıyoruz. Bunlarla ses getirmeye çalışacağız. Devam edecek yani. Peki, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Benim sorularım böyle siz itibariyle. Eksik bıraktığımız nokta yoksa. Valla şu var, sendikalar, hakikaten şu noktaya biraz daha değinelim. Sendikalar bu işi taşın altına biraz da elini koymalar lazım. Bu konuda hakikaten desteklerini bekliyoruz. Hani son kalemiz son kalemiz deyip durmak yerine aslında bütün kaleler fethedildi. Bir son kale kıdem tazminatı kaldı deniyor. Ama hani bir mücadele başlatalım ki insanlar bizim varlığımızı hissetsinler. Burada sosyal medyadan olur, sokakta olur. Biz bunları istiyoruz. Ciddi ciddi işçiler olarak bunları istiyoruz. Bizim patronumuz devlet olsun. Hükümet de değil. Bizim patronumuz halk olsun. Ben bir belediye başkanının iki dudağının arasında kalmak istemiyorum. O adamın iki dudağının arasından vereceği bana zammı istemiyorum. Sıkıntılarda tehditler, mobbingler istemiyorum. Ben belediye başkanları geçicidir. Hepsi su, biz kumuz. O kurumun bulunduğu merkez içinde halka hizmet eden insanlarız. Yani bizim derdimiz ülkeyi yakmak, bizim derdimiz ülkeyi yıkmak, ülkeyi bölmek değil. Ama hani susmak da bir yere kadar. Yani susalım. Ama olmuyor. Yani belli bir noktadan sonra yaşayamaz hale geliyorsunuz. Maddi manevi her türlü sıkıntı hayatınızı aşırı derecede etkiliyor. Ya diyorum ya her yerde insanlar var. Her yerde Twitter'da görüştüğümüz arkadaşlar hepsi bu konuda şikayetçi. Yani sağ olsun birkaç tane milletvekili hükümet taraftarı milletvekili değil mi? Diğer muhalefetteki milletvekilleri bayağı bir destek veriyor. Hükümettekiler bize daha ne istiyorsunuz diyor, durduruyor bizi. Üsteğimiz belli. Çok teşekkür Ben ederim. teşekkür Çok ederim. sağ Çok olun. sağ olun. Programı kapatmadan önce birkaç şey aktarayım ben size. Kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışan 85 bin taşeronçisi kadro istiyor. Danışmanlık hizmetleri, hastane bilgi yönetim sistemi hizmeti, çağrı merkezleri hizmetlerinde çalışanlar kadro istiyor. Diğer tür alt ve işverenlik ihalesi kapsamında çalışanlar yine kadro istiyor. Personel alımına dayalı hizmet alım sözleşmesi olmasına karşın ihale bedeli için de personel giderleri %70'in altında olduğu için kadroya alınmayan işçiler var. Onlar kadro istiyor. Otomatik geçiş sisteminde çalışanlar var. Onlar kadro istiyor. Müşavirlik hizmeti altında tünellerde hızlı geçiş sisteminde çalışanlar var. Onlar kadro istiyor. Tünellerin bakım ve hizmetlerini yapan işçiler var. Onlar kadro istiyor. Karayollarında asıl işi yaptıkları halde anahtar teslim ihale usulü ile çalıştıkları için kadroya alınmayanlar var. Onlar kadro istiyor. Yine kamuda taşeron şirketlerde hastalık, analık, askerlik gibi nedenlerle geçici olarak çalışamayan işçiler izinde olduğu için joker işçileri kadroya alınmamıştı. Onlar istiyor ve işten çıkarılanlar var. Onlar da işlerini istiyor. Buradan bunları da aktaralım. Yayınımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Emekle kalın, hoşça kalın.